dersindeyiz. Hayırlısı olsun bakalım. Yurt dışında ne kadar önemli, kıymetli. Çok. Eğer tarih söz konusuysa ne evlerine, ne binalarına, ne çarşılarına hem hiç dokunmayıp hem o dokuyu hiç bozmamaya çalışıp onu da çok güzel bir kültür mirası olarak taşıyor. Bununla da gurur duyuyorlar. Üzüntüm de bu. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman Türk insanı olarak o binalara baktığımız zaman hayranlık duyuyoruz. Ve kendi ülkemize geldiğimiz zaman elimizdeki değerin kıymetini de bilmiyoruz. Evet. Hatta bazı yerlerde ne yazık ki hayal kırıklığına uğruyoruz. Yani bizim kadar yapılaşmayı bozan Avrupa'da yoktur. Gerçekten yok. O eski tarihiyle, eski evleriyle orada bir gurur meselesi. 500 yıllık ya da işte daha yüksek yıllara sahip bir eve sahip olmak. Bizim geçmişimize sahip çıkmamız gereken çok uzun süreli bir imparatorluğun mirasını taşıyoruz. Evet. Artı ve bu topraklar o kadar bereketli ki birçok da kavimi birçok gücü elinde tutmuş. Denge unsuru olmuş. Hala da bulunduğumuz topraklar bu dünya üzerinde o kadar artı eksi kutupları toplayabiliyor ki bunun kıymetini bilecek olan büyüklerimiz maalesef geç kalmışlar diye düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Ama bir taraftan işin ucundan tutuldu tabii. Zararın neresinden dönülürse kârdır, bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Evet. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi, valiliğimiz, konak belediye olsun hepsi siyasi bir risk alarak kemer altında ciddi bir yatırıma girdiler. Hı. Ben hep öyle söylüyorum çünkü kaynayan bir kazan kemer altının altyapısı. Uzun yıllardan beri var olmayan bir proje miydi? Hayır, vardı. Ama herkes esnafla karşı karşıya gelmek istemiyordu. Bunu çok siyasi düşünüyorlardı ama bir kişinin artık bu adımı atması gerekiyordu. Şu anda bu adım atılmış bir dönemdeyiz. Hı hı. Bu risk de alınmış. Bunun tozu toprağı içerisinde esnafımızın önümüzdeki yıllarda karşılığını çok daha güzel görebileceği bir çalışmaya başlattık. Şimdi o halde yeri gelmişken yani kemeraltı yeterli yatırımı hem yerelde hem genelde alamadı mı yıllarca? Yani, bunu mu anlıyoruz? Yıllarda tabii ki alamadık. Yani bunu kimse farklı bir şey söyleyemez. Almış olsaydık bunları konuşmuyor olurduk. Hı hı. Yani hem altyapımız dokunulmadı, hem eğitimsel olarak da esnafımıza dokunulmadı. Biz kendi yağımızla kavrulan, süre gelen, bazen de esnaf ben niye uğraşayım, devlet uğraşsın, belediye uğraşsın deyip kendi içine çekilip bir bencilleşmeye başladı. Bunu da itiraf olarak bunu da söylüyorum. Çünkü siz ne bir adım atarsanız esnafın da bir adım atması lazım ki bu karşılıklı win-win'e dönsün. Tabii. Yoksa her şeyi devletten bekleyen, her şeyi belediyeden bekleyen bir yapı hiç doğru değil. Bizim de değişmemiz gereken, bizim de ayıplarımızın masaya yatırılıp bunların çözümünü bizim bulmamız gerekiyor. Biz öyle bir tavırda bakıyoruz yönetim olarak. Tabii ki dönemsel olarak bize denk geldi. Hı-hı. Yani pandemi bize denk geldi. Doğru, krizler, depremler bize denk geldi. Belediyemiz bu işe girdiğinde 300 milyondu. Şimdi 770 milyonluk bir yatırım oldu. Yani artışları çok yüksek, maliyetler çok yüksek. Durmadı da. Ufak tefek aksaklıklar biraz uzamayla beraber olan olabilecek olan. Çünkü kazdığınız yerden tarih çıkıyor. Doğru. Duruyorsunuz, anıtlardan iznin gelmesini bekliyorsunuz. Gidiyorsunuz, eleman, işçi değişiyor, hava koşulları izin vermiyor, seçim giriyor. Birçok etken içerisinde yavaş yavaş ana fartalara, ana caddeye girmeye başladık. Artık daha da iş ciddiye bindi. Araları bitirdik. Yılbaşına kadar mevcut birinci etaptaki açılıp yarım kalmış olan bütün işler toparlanıp kemeraltı esnafına, özellikle İzmirli'ye. Burası İzmirli'nin yeri. Biz de emanetçi olarak, esnaf olarak bir sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz de buradaki altyapıları takip ederek derneğimizle beraber bunları en yılbaşına kadar bitirmeye hedefledik. Yatırımdan söze girmişken yatırım fonunu da konuşalım. Siz dediniz ki o zaman taşın altına bizim de elimizi herhalde koymamız gerekiyor. Siz dediniz çünkü her şey devletten ve yerelden beklenemez. Çok doğru, çok güzel bir yerden yakaladınız. Yani kemeraltı altyapısı değişiyor. Hı hı. Bu 60 yıldan 50 yıldan beri hiç dokunulmamış. Ya düşünün ki kanalizasyon ve yağmur suyunuz aynı yere akıyor ve bunu sizin eskiden de 50 tane lokanta vardı. Şimdi 200 tane, 250 tane lokanta var. Yani depremlerle yani çökmeler var, kaçak su var, kaçak bir sürü sıkıntımız var yerin altında. Bunları açtığın zaman, kapattığın zaman yerinde tutamıyorsun. Tekrar çöküntü oluyor. Yaptığınız her şeyin üzerinden bir daha araç geçiyor. Sizin yaptığınız yatırımda akşam yapıyor ekipler. Sabahta insanlar üzerinde yaşıyor.
tonajlı araçlar, nakliye araçları, kamyonlar geçiyor ve sizin yaptığınız toprak daha tazeyken hafif biraz çökmeye başlıyor. Şimdi bunu kolay bir iş yapmıyoruz aslında. Yani 3 metre, 3,5 metre kazıldığını düşünün ve oradaki bolozun çıkartılıp sonra akşam kapatılıp sabaha karşı gece bir daha açılıp bir daha kapatılıp bu sürecin böyle adım adım gidildiğini, yani bazen 8 metre 10 metre iş yapabiliyorsunuz. Kemer Altın göbeğinde. Bu devletin, işte valiliğimizin de Kemer Altın'da İktisat Kongresi'ni kazandırdığı, tünelin üstünde Damlacık'ta ciddi bir çalışması vardı. Kısmen şu anda dursa daha yakında başlayacak. Akın Pasajı'nı Havra Sokağı'nda gösteriyorlar. 1-2 aya kadar bitiyor. Orası çok güzel bir sunum olan bir mekan olacak. Albayrak Pasajı var. Takimin bünyesinde o da çalışmalarına başlayacak inşaata. Her yerde bir alanda bir çalışma varken devletin veya kamunun, tabii ki buna para yetmez. Ne devletin parası yeter, ne belediyenin parası yeter, ne özel kurumların parası yeter. Alanda kim yaşıyor? Biz yaşıyoruz. Biz para kazanıyoruz yüzyıllardan beri. O zaman dedik ki buraya biz sahip çıkacağız. Bu sahip çıkmanın da raconu nedir? Bunu hep beraber konuşuldu. Sağ olsun. Esnaf da kazanıyor mu bilmiyorum. O da bir soru, ekonomi. Ya, tabii ki şimdi kazanç bizim için 1 lira da olsa 100 lira da olsa bizim için bir kazanç. Hı hı. Biz borçlarını, yani hep borç ödeyen, sırtında bir yükü olan bir esnaf kitlesiyle karşı karşıyasınız. Bütün ülkede. Yani bir derin nefes alıp da oh artık kenara koyayım şunu, bütün borçlarımı ödedim diye bir şey yok. Yapılandırma geliyor, yapılandırmaya çalışıyorsunuz. Onu öderken günlük borcunuzu ödüyorsunuz, malınızı ödüyorsunuz. 1 lira aldığınız yarın 2 lira, 2 lira aldığınız 3 lira yani gibi gibi. Esnafın da işi kolay değil. Elinizde olmayan birçok da gider dışarıdan, evet gider var. İnsanların da maalesef tüketenlerin de geliri artmıyor. Bu denge bizim için çok sıkıntılı. Ama ne olursa olsun Kemer Altın esnafı her zaman bereketiyle bu işi, savaşı veren bir alan. Tabii ki gayrimenkul yatırım fonu, Kemer Altın gayrimenkul yatırım fonu bizim çok önem verdiğimiz bir çalışma. Neden? Kemer Altın aidiyet duygusu, Kemer Altın esnafı sokağına sahip çıkmazsa, binasının sahip çıkmazsa gelip bir başkasının sahip çıkmasını bekleyemezsiniz. Devlet oraya milyar dolarlar yapsın, en güzel yolu yapsın, en güzel binayı süslesin. Sizin içinizde, burada kendinize değişim, kendinizi geliştirmek, müşteriyle olan ilişkinizi artı değer katmak yoksa sizin burada para kazanma şansınız sıfır. Cep telefonları bizim ciddi bir düşmanımız. Hı hı. AVM'ler keza öyle. Ha, bugün AVM'ler 19 yıl önce derneği kurduğumuz zaman pankartlarla, dövizlerle karşı diye bağırıyorduk. Şimdi onlara verdiğiniz şansı bize verin, biz onları bin basarız diye kendimize bir özgüven geldi. Neden? Çünkü bende pazarlık var, bendeki tarih, kültür, yaşanmışlık, insan ilişki, ürün çeşidi dünyanın hiçbir tarafında yok. Ruh var bende. Evet. Yani ve siz, satın alınamıyor ruh. Siz Havra Sokağı'na girdiğiniz zaman 3 defa aynı yerden